Merhabalar. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Düşünmek lazımın bugün bu defaki programını Bursa Aktopraklık'ta çekiyoruz. Aktopraklık kazısı aslında bir prehistorik kazı. Birazdan gidip kazıyı da göreceğiz ama ondan önce burada yapılan bir aktiviteye dikkat çekmek istiyoruz. O da arkeoloji atölyesi. Arkeoloji atölyesi denince neler var içinde ondan söz edelim. Türkiye'nin değişik üniversitelerinden hocalar buraya gelip kendi ilgi alanları içinde olan her şeyi arkeoloji ile birleştirerek sunumlar yapıyorlar. Ve bunun yanı sıra bazı atölye çalışmaları oluyor, bazı workshoplar oluyor. Örneğin dokumacılık, örneğin bronz nasıl dökülür, yani bakırla kalayı nasıl karıştırıyorlar ki bunlar erken Tunç Çağı için önemli. Bunun yanı sıra arkeobotanistler geliyor. Arkeobotani nedir? Onu söylüyor. Metalürjistler yine aynı şekilde. Bütün bunları bu program boyunca size göstermeye çalışacağız. Tabii bunu nerede yapacağız? Hem kazı evinde ki birazdan gireceğiz içeri. Hem de alanda, arazide, kazı yerinde ki kazı yerinin olduğu yerde Bursa Organize Sanayi aslında. Akçalar Organize Sanayi. Burada da bir arkeopark var. Bir de arkeoparkı göreceğiz. Arkeoparkta neler olduğunu da söyleyelim hemen. Kalkolitik ve neolitik döneme ait evler tekrar yapıldı deneysel çalışmayla. Bursa civarında değişik eski köylerde terk edilmiş ya da çok eskisin yaşadığı köylerdeki evler, ahşap evler buraya taşındı ve burada tekrar restore edilip sergileniyor. Bu türden değişik şeyleri de yine göreceğiz. Aktopraklık kazı evindeyiz. Kazıların olmazsa olmazı kazı evleri. Kazı evlerinde eğer uygun koşullar yoksa kazıyı yapmak da oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle kazı evlerindeki ortamın da çok insanları rahat ettirecek bir ortam olması gerekiyor. Bunu da burada görüyoruz. Yeşillikler altında. Şöyle bir dönüp bakarsanız bungalovlar, küçük prefabrik evler, bunlarda kalıyor arkeologlar. Ve bugün atölyeye gelenler de, atölye çalışmasına gelenler de yine buralarda kalacaklar. Yaklaşık 60-70 kişilik bir ekipten söz ediyoruz. Şimdi alana gider, biraz da oralarda size neler oluyor Aktopraklık'ta onları anlatırım. Aktopraklık kazısının arkeobotanistlerinden Ceren Kabukçu ile bir aradayız. Kendisi Liverpool Üniversitesi'nden Eleni Asuti ile beraber çalışıyorsunuz sanırım. Şimdi Aktopraklık'ta neler buldunuz? Bir bize kısaca anlatır mısın? Şimdi tarım ürünlerinden buğday, daha doğrusu siyez buğdayına benzeyen kabuklu buğdaylardan. Hı-hı. Bu eski tür olanlardan. En eskilerden. Arpanın iki çeşidi var şu ana kadar elimizde. Hem şu anda ektiğimiz daha çok bulunan kabuklu çıktığı arpalar. Çıktığı tabakalar hakkında ne diyoruz? Neolitik? Neolitik de var. Kalkolitik'te de bulunuyor. De var. Mercimek buluyoruz. Az miktarda burçak. Yani şu anda hayvan yemi olarak yetiştirdiğimiz baklagillerden bir tanesi. O dönemde herhalde burçak yiyorlardı kendileri. Burçak az miktarda olsa da karıştırarak yediklerini düşünüyoruz. Yabani meyve ve yemişlerden de bulduğumuz örnekler var. Hı hı. Mesela pelit elimize pelit geçiyor. Hı hı. Menengiç buluyoruz. Menengiçi yağı için mi yoksa yiyorlar mı, ona bir şey diyemiyoruz değil mi? Diyemiyoruz ama çoğunlukla ezilmiş bir şekilde bulduğu için kabuklar parçalanmış. Hı hı. Büyük bir ihtimalle hem yağını çıkartıp hem de yemeğe kattıkları bir tat yağını vermek da için. Belki de şeyde aydınlatmada falan mı kullanıyorlar? Olabilir yani biraz zor olabilir. Ama yani şimdi zeytin yok o dönemde bildiğim kadarıyla, evet. Daha yapmış şey yapılmamış da olabilir diyorsun. Evet, yani günümüzden yaklaşık olarak 6-7 bin yıl öncesinden söz ediyoruz herhalde. Evet. O dönemlerde kazıdan çıkanları. Peki bu kazıdan çıkanları nasıl elde ediyorsunuz? Siz neler, prosedür şey ne, proses ne oluyor? Nasıl bir şey oluyor? Şimdi kazı esnasında topraklar torbalara toplanıyor örnek olarak. Biz suda yüzdürme metoduyla, yani bitki kalıntılarının sudan daha az yoğunluğu olduğunu kullanarak onları ayrıştırıyoruz topraktan. Toprağı suyun içine atıyorsunuz, evet. Yani yüzmeye başlıyor. Evet, o bitkileri ufak torbalara toplayıp asıp kurutup ondan sonra ayrıştırarak içindeki botanik tanımlamasını yapıyoruz. Hangi bitkiler var, hangi tohum var, hangi parçalar var. Evet.
O tabii bunun eğitimini almış olmak gerekiyor herhalde. Yani biz baksak anlamayız herhalde, değil mi? Yani. Aa, hiç belli olmaz da. Bazı çiftçiler görüyorum, buğdayı, arpayı benden iyi tanıyor, biliyorlar. O da, o da güzel. Evet. Evet. O belli olmuyor. Çok teşekkür ediyorum Ceren, sağ olasın. Geçen seneki atölye çalışmalarında yapılanlardan örneklerle kafanızda biraz daha atölye çalışmasının ne olduğunu canlanmasını istiyorum. Bunlar geçen sene burada öğrencilerin yaptığı kaplar, prehistorik kaplar. Neolitik ya da kalkolitik dönemden kalma kaplar. Bunları tekrar denediler nasıl olduğunu, deneysel çalışma. Bunun yanı sıra figürinleri denediler, figürinleri şu şekilde. Ve bir de tabii ki olmazsa olmazlar taş aletler, taş baltalar. Bunlar yeni aslında ama prehistorik dönemdekinin aynısı. Öyle olunca da bunların nasıl üretildiği konusunda fikir üretmekte çok daha kolaylaşıyor deneysel olarak bunlarla çalıştığımızda. Burası kazı evinin çizim atölyesi diyebiliriz. Arkadaşımız zaten çalışıyor şu an herhalde. Etrafa bakacak olursak gene kazı evlerin olmazsa olmazlarından biri de kitaplıklardır. Kitapsız arkeoloji olmaz. Özellikle arkeolojinin neredeyse %80'i kitaplıkta geçer, %20'sidir arazi. Bunun nedeni de çıkardıklarınızı başka kazılardan çıkanlarla karşılaştırmanız gerekir. Daha önce çıkmış olan kazı raporlarına bakmanız gerekir. Bu da kitaplık gerektirir. Bu nedenle de gördüğünüz gibi Aktopraklık Kazı Evi'nin de bir kitaplığı var. Aktopraklık hakkında kısa bir de bilgi verelim. Bunları arazide görünce daha iyi anlayabilmek için. Aktopraklık kazısı Bursa'nın 25 kilometre kadar dışında Ulubat Gölü kıyısında bir yer. Veya eski adıyla Apollyon Gölü'nün kıyısında, yakınında. Geç Neolitik'ten başlayıp Orta Kalkolitik Çağ'a kadar devam ediyor. A, B, C tabakaları var. Ve bu tabakalardan çıkan buluntular ve mezarlar ve yapılar, bunların hepsi bize buranın prehistoryası hakkında, tarih öncesi dönemleri hakkında bilgi veriyor. Ve tabii bir de yerleşik yaşam ve tarımın nasıl ilerlediğini, nerelere ulaştığını, buralardan nerelere gideceğini de yine bize bu civardaki, bu Güney Marmara projesi altında bu kazı ve bunun yakınındaki Barçınöy kazısı gibi diğer kazılar bize bu konularda bilgi vermekte. Şimdi kazı evinden ayrılalım, gidelim, bir de bütün bunları arazi üzerinde görelim. Evet, tekrar merhaba. Aktopraklı Köyü'nün ziyaretçi merkezindeyiz. Alandayız, yani arazideyiz. Buraya gelen bütün ziyaretçiler önce buradan geçiyor, ziyaretçi merkezinden. Neler olduğunu görüyor, sonra araziye gidip arazide burada gördüklerinin gerçeğini görüyor. Şimdi gördüğümüz ne bizim? Geç Neolitik ya da erken kalkolitik bir köy. Aslında bir köy yerleşimi. 3 evreden oluşuyor burası. Neolitik köylerin Batı Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden biri Aktopraklık. Kerpiçten yapılmış evler, tek odalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Birazdan arazide bunları göreceğiz. Baktığımız zaman insanların nasıl çalıştığını şurada görüyoruz. Bu öğrenciler için çok iyi oluyor. Ve küçük yaşta arkeolojiyi sevdirme açısından gelen küçük ziyaretçiler için bu türden uygulamalar son derece güzel. Şöyle gelelim. Bu tarafa doğru yaklaşalım hemen. Bakalım burada neler var. Burada da yine artık elimize alacağımız gibi daha önceki dönemlerde yapılmış, arkeoloji atölyelerinde üretilen figürinler. Bunlar ana tanrıça figürini diye de denebiliyor. Kaplar. Bunları elleyebiliyoruz çünkü bunlar orijinal değil. Müzeye konacak değil. Bunlar burada yeni üretildi ama eskisiyle aynı şekilde üretildiği için deneysel çalışmalar sonucu bunların nasıl yapıldığı da anlaşılmış oldu. Gelelim bakalım bu insanlar avcı mıydı ayrıca? Evet, avcıydı. Bakın yayları ve okları beraber araziye gidip avlanabiliyorlardı. Tabii ben beceremiyorum bunu tam tutmayı. Fakat dikkat ederseniz ne var ucunda? Çakmak taşından yapılmış şöyle bir ok ucu ya da mızrak ucu diyebileceğimiz uç var. Bu uçla beraber gidiyorlar. Tabii bunun yanı sıra tarım yapıldığının göstergesi. Bakın bu taş aletler şeye takılıyor, çapa gibi bir ağacın dalına takılıyor ve toprağı kazmak için kullanılıyor. Yine değişik aletler var burada bakacak olursak. Şöyle bakın küçük bir gene çapa gibi bir alet. Bir kesici alet daha. Bunların hepsi şurada görüldüğü gibi. Hepsi çakmak taşından ve bazalttan yapılmış aletler.
Bunların şimdi orijinalleri kazıda çıkıyor. Gidip kazı alanını ziyaret edelim. Evet, sonunda araziye ulaştık. Aktopraklı köyükteyiz. Köyün ABC evreleri vardı. C evresi en erken evre. Milattan önce 6300-6000 yıllarına, yani günümüzden 8300'de 8000 yıl öncesine kadar geriye gidiyor. Ve diğer evrelerde bunu takip ediyor. Yani geç Neolitik'ten başlayıp erken Kalkolitik ve orta Kalkolitik'e kadar devam eden yerleşimler söz konusu burada. Ki arkamda görüyorsunuz birçoğunu bunların, değişik alanlarda yapılan kazılardan. Bu en erken evrenin bize gösterdiği şu: burada avcılık toplayıcılık devam ederken ovalarda veya ovaya yakın eğimli arazilerde artık insanlar yerleşik yaşama geçmişler ve tarıma başlamışlar. Tarımcı topluluklar ilk defa ortaya çıkmaya başlıyor Marmara bölgesinde. Batı Anadolu dersek, genel anlamıyla söylesek, İzmir'de Ulucaköyük ve Yeşilova höyükleri düşünmemiz gerekir. Ege Gübre Höyüğü Ali Ağa'da ve daha sonrasında Marmara bölgesine doğru geldiğimizde Aktopraklık ve Barçın Höyük bize bu konuda bilgi veriyor. Yani yerleşik yaşam, tarım, çiftçilik nasıl başladı, buralara nasıl ulaştı ki çıktığı yeri biliyoruz. Güneydoğu Anadolu'da başlıyor. Buralara nasıl ulaştı ve buradan nereye gitti? Bu bilgi buradan yavaş yavaş Boğazlar yoluyla belki de geçip Balkanlara ve oradan da Avrupa'ya kadar gidecek. Ve insanlar yavaş yavaş tarımı, çiftçiliği öğrenecekler, bitkileri evcilleştirmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi, bitkileri ekip biçmeyi, bütün bunları öğrenecekler ve bu geçiş güzergahını bize gösteren yerde Aktopraklı Köyük. Şimdi köyün içinde demin ziyaretçi merkezde gördüğümüz o küçük evlerin, minyatür evlerin gerçeğini görüyoruz. Tabii herkes diyecek ki şimdi ya üfürüyorsunuz, uyduruyorsunuz. Yok öyle bir şey, öyle değil. Nedeni de şu: burada yalnızca kerpiçten ev temelleri kalıyor. Ya da kerpiç bile değil, belki sıkıştırılmış toprakla yapılmış ev temelleri. Bunların üzerine evler yükseliyor. Dolayısıyla gerisi bizim hayal gücümüze kalıyor. Çatı örtüsü, evin girişi nasıl olduğu. Ama plana bakarsak, planın radyal bir plan, yuvarlak, yavaş yavaş böyle bir daire çizdiğini de görüyoruz. Ki onu görmek için de nereye çıkalım? Hadi kuleye çıkalım, kuleden bakalım alana. Aktopraklı Köyü'nün seyir terasındayız ya da arkeologların deyişiyle kuleye çıktık. Ve kuleden aşağıya doğru baktığımızda neler görüyoruz? Yine içeride ziyaretçi merkezinde gördüğümüz o radyal plan dediğimiz dairesel planlı neredeyse yan yana gelen evler var ya, o evlerin temelleri. Ama tabii şöyle bir şey yapılmış burada, bu kerpiçten ya da topraktan olduğu için temeller yağmurda eriyip, kışın zor koşullarda eriyip kaybolmasın diye üzerleri koruma altına alınmış. Ve bir de koruma çatısı yapılarak daha erken tabakalarında bozulmasına engel olmuşlar. Bu önemli bir korumacılık özelliği. Bir de nerede bulunduğumuzu bir daha hatırlatayım. Bursa'dayız. Bursa Akçalar Organize Sanayi Bölgesi'nin içindeyiz. Organize Sanayi Bölgesi yapılırken burası bulunuyor. Ve tabii burada inşaat yapılmıyor ama çevremiz bir sürü fabrikayla dolu. Ve manzaramızda ne? Aslında Neolitik ve Kalkolitik insanlar akıllıymış burayı seçmekte. Zira şöyle dönüp baktığımızda Ulubat veya eski adıyla Apollyont Gölü'nü görüyoruz. Ki hemen gölün üzerinde meşhur o küçük kasaba var. Gölyazı kasabası. Ki Apollonia antik kentine de misafirlik ediyor o şey, Gölyazı kasabası. Kasabanın altında Roma dönemine ait bir yerleşim söz konusu. Apollonia adında. Göl tabii buraya tatlı suyu sağlıyor. Dolayısıyla sulak bir yerde bulunuyoruz. Hemen altımız dümdüz ova. Dolayısıyla eğimli bir arazide yerleşimi kuruyorsunuz ve altta tarımla uğraşıyorsunuz. İşte ilk yerleşikler, ilk tarımcılar, ilk çiftçiler de burayı bu nedenle tercih etmişler. Neden tercih ettiğini aslında coğrafyaya bakınca anlıyoruz.